macerası. Ben göç eden bir balık değilim. Boğaz'ın yerlisiyim. Bosfor'da yaşıyorum. Ama başka başka sulardan balıklarla da arkadaşlık kuruyorum. Nasıl mı? Tabii ki mektuplarla. Benim bir mektup arkadaşım var. Hem de Karadenizli. O da taka hamsi gibi bir hamsi. Adı Hamsira. Karadeniz'in derinlerinde ahşap bir evde yaşıyor. Yeşil bir vadide sarmal gibi uzanan merdivenleri var. Kapısı aşağıda ama evin salonu en tepede. Ne ev ama? Gitmedim, görmedim ama Hamsira'nın mektuplarından okudum. Neredeyse her detayını biliyorum. Biba, neredesin? Postacı birazdan gelir. Bakalım Hamsira'dan yeni bir mektup var mı? Hop. Oy, geli de geli, postacı geli. Mektuplarımız geliyor. Oy, postacı amca, bana mektup var mı da? Bir bakalım, Bob'tan kimlere mektup gelmiş? Heh, işte benim mektubum da. Yok, bu motorcu çopranın. Teşekkür ederim. Bu defa benimki de. Yok, takamsi, bu da senindin. Yoksa benim mi? Bu mektup Tropi'nin. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim. Turne davetiymiş. Çok güzel. Bunlar da sizin için Tropi Hanım. Ah, bunlar harika sözler. Sevenlerim dünyanın her yerinden mektup gönderiyorlar. Teşekkür ederim postacı. Bugün yine çok mutlu ettin beni. Rica ederim. Ah, ne kadar güzel mektuplar. Canım mektuplarım. Oy, bu benim olsun da. Maalesef takamsi. Bu da senin değil. Yoksa benim mi? Kızgın istiridyenin. Evet, Bosfor için son mektubum. Kime gelmiş de? Sana takamsi. Annenden gelmiş. Oy, teşekkür ederim de. Bana mektup yok mu postacı amca? Maalesef bir bacım. Bu hafta mektubun yok. Hadi bakalım çocuklar. Haftaya yine görüşürüz. Görüşürüz. Hamsira hiç böyle yapmazdı. Neden bana yazmadı acaba? Oy, aman. Deme. Vah vah. Aman. Oy, anam. Babam. Takamsi, haberler iyi mi? Oy, bir bacım. Haberler hiç iyi değil de. Benim canım babacım çok hasta olmuş. Yatağında yattığı hapşırıp duruyormuş. Çok geçmiş olsun Takamsi. Yapabileceğim bir şey var mı? Sağ olasın Biba. Karadeniz'e gitmem gerekiyor. Hem de hemen. Ah, ama şimdi Karadeniz'e göç zamanı değil Takamsi. Tek başına kaybolabilirsin. Olsun da gideceğim. Babamı göreceğim. Bekle o zaman beni Takamsi. Ben de geliyorum. Uzaklardan, çok uzaklardan, koyu hırçın dalgalardan bir mektup gelecek. Günüm güzelleşecek. Uzaklardan, çok uzaklardan, koyu hırçın dalgalardan bir mektup gelecek. Günüm güzelleşecek. Yazdın mı mektup arkadaşım, yolladın mı haberleri? Yolladın mı haberleri, anlattın mı neler oldu, görüşmeli. Uzaklardan, çok uzaklardan, koyu hırçın dalgalardan bir mektup gelecek, günüm güzelleşecek. Yazdın mı mektup arkadaşım, yolladın mı haberleri, anlattın mı neler oldu, görüşmeli. Yazdın mı? Oy, bu
bugün Karadeniz çok hırçında. Sanki hiç ilerleyemiyoruz Tabaksın. Hep aynı yerdeyiz gibi geliyor. Ha gayret bir bak. Burada kaç çıkarız düz sulara. Tabaksı akıntıya dikkat. Oy, paleşene dikkat et de. Taka amca, bak orada küçük bir mağara var. Oy, gidip sığınalım da. Sonunda vardık. Oy, ne fırtınaydı ama. Fırtına dinene kadar azıcık uyuyalım mı burada? Sanırım bir rüya gördüm. Neredeyim ben böyle? Burası neresi? Taka amsi! Taka amsi neredesin? Taka amsi! Nasıl geldim ben buraya? Taka amsi nerede? Ama ben bu evi bir yerlerden tanıyorum. Sarmaşık gibi uzanan merdivenler. Evin tepesinden bakınca yemyeşil bir yosun vadisi görünüyor. Ama burası... Burası! Merhaba da. Aman! Korkmana gerek yok. Benim ben da. Demek sensin. Benim tabii. Peki sen kimsin? Hamsilya derler bana. Hamsilya mı? Ama bu nasıl olur? Seni ve arkadaşlarını fırtınaya doğru sürüklenirken buldum da. Akıntıda sürükleniyordunuz, çok yorgundunuz, gözlerinizi açamaydınız. Yaralı görünüyordun ama şimdi iyileşmiş görünüyorsun. Sen Hamsilo'sun. Yosun Vadisi'nin ortasında ailesiyle yaşayan Karadeniz'de Hamsilo. Heh, bildim. Tam olarak o Hamsilo'yum. Ama bu nasıl olur? Neye şaşırıyorsun da? Hamsilo, benim ben Bibo, mektup arkadaşın. Biliyorum, sen de çok şaşırınca benim gibi donup kalıyorsun. Taka Hamsi'nin babası hastalanmıştı da onu ziyaret etmek için geldik. Sahi Taka Hamsi nerede? Nerede olacak da babasıyla birlikte. Hadi gel bakalım. Hop. Taka Hamsi babanı bulmuşsun. Oy Biba iyi görünüyorsun da. Evet şimdi daha iyi. Siz nasılsınız Hamsi amca? Mektupta hasta olduğunuzu yazıyordum. Oy çivi gidiyorum çivi. Balık gribi olmuştum da ama iyiyim şimdi. Sizi de yordum buralara kadar da. Hiç olur mu Hamsi amca? Sizi görmüş olduk. Hem bu sayede mektup arkadaşımla da tanışmış oldum. Mektup arkadaşın mı? Hamsila mı? Evet ha. Meğer benim aylardır mektup yazdığım balığı kurtarmışım. İşte buna çok sevindim. Postacı son geldiğinde mektubun yoktu. Ay, fırtına yüzünden postacı gelemedi da. Yollayamadım mektubunu. Ama işte ben geldim. Artık alabilirim mektubumu. Olmaz da. Postacıya vereceğim. O getirecek sana. Ama Hamsilo, lütfen. İyi, peki peki da. İşte mektubum. Mektubum geldi, mektubum. Hadi gözün aydın da. Tarihi harita. Geçen gün Bosfor Müzesi'nde çok ilginç bir şey oldu. Balıklar müzeyi ziyaret ediyor ve tarihi eserleri inceliyordu.
okyanusuna doğru giden bir akıntı yönünü değiştirdi ve müzeye girdi. Müzeye giren akıntı önce Tropi'nin Peru'nu, sonra da şalını aldı. Aa, Peru'm, şalım, olamaz, gittiler. Akıntı tarihi haritalar bölümüne girdi ve Bosfor'un bilinen en eski haritasını alıp Atlas Okyanusu'na doğru hızla kayboldu. Biz Bosfor'u balıkları tarihimize ve kültürümüze çok değer veririz. Bu kıymetli haritamızın kaybolması hepimizi çok üzdü. Miva, antrenmana geliyor musun? Bugün Tuti ile futbol antrenmanımız var. Şimdi gitmeliyim. Oh, yakaladım. Hoppa. Hop. Artık topu kafamda sektirebiliyorum. Çupa. Bak. Evet, Tuti'den çok şey öğrendik. Ve tabii Alesta'dan da. Yazıyor, yazıyor. Atlas Okyanusu'na Bosfor haritasını aramaya gidecek büyük heyeti yazıyor. Hop, yakala Biba. Hop, yazıyor. İyi misin gazeteci çocuk? İstemeden oldu, affedersin. Tamam tamam, iyiyim, önemli değil. Yazıyor, yazıyor. Bosfor haritasını aramaya gidecek olan heyeti yazıyor. Tuti daha gelmemiş. Ama nasıl olur? Hiç gecikmezdi. Merhaba arkadaşlar. Tuti, biz de tam sana bakıyorduk. Neyse ki sonunda geldin. Hadi başlayalım çalışmaya. Ben artık futbol antrenmanlarına katılamayacağım Biba. Ama neden? Çünkü gidiyorum. Ailemle birlikte göç ediyorum. Olur mu canım hiç öyle şey? Sen boğaz balığısın. Hiçbir yere göç edemezsin. Babam kaybolan haritanın bulunması için görevlendirildi. Atlas Okyanusu'na giden heyetle birlikte çalışacak. Ben de ailemle birlikte gideceğim. Ama Tuti, biz sensiz ne yaparız? Seni çok özleriz Tuti. Gitmesen olmaz mı? Çok üzgünüm arkadaşlar ama gitmek zorundayım. Belki haritayı hemen bulup gelirsiniz ha? Babam en az 2 yılımızı alır diyor. 2 yıl mı? Ama bu çok uzun. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle Tuti. Güle güle. Atlasam, vedasam Atlas Okyanusu'ndan. Yüzsem ve çıksam boğazın dalgalarından. Atlasam. Yüzsem ve çıksam boğazın dalgalarından. Gideceğim diye üzüme döneceğim elbet. Aylar yıllar var deme yeter ki sen sabret. Gideceğim diye üzüme döneceğim elbet. Aylar yıllar var deme yeter ki sen sabret. Atlasam ve dalsam Atlas Okyanusu'ndan. Yüzsem ve çıksam boğazın dalgalarından. Gideceğim diye yüzüme döneceğim elbet. Aylar yıllar var deme yeter ki sen sabret. Gideceğim diye yüzüme döneceğim elbet. Aylar yıllar var deme yeter ki sen sabret. Yazıyor. Atlas Okyanusu'na giden Bosfor heyetinin ilk çalışmaları yazıyor. Bulmuşlar mı haritayı? Haritayı bulmalarının çok uzun yıllar sürebileceği yazıyor. Biba! Biba! Müzenin içine giren akıntının yönünü tespit etmek üzereyiz. Atlas Okyanusu'na giden bir akıntı işte Çupa. Evet ama Atlas Okyanusu'nun neresine giden bir akıntı? Eğer haritayı bulursak Tuti'nin Atlas Okyanusu'na gitmesine gerek kalmaz Biba. Tuti Atlas Okyanusu'na çok daha gitmiş Çupa. Bak. Demek vardılar. Aramalara bile başlamışlar ama bulamamışlar. Haritayı bulmak yıllar sürebilirmiş Çupa. Tuti'yi yıllarca göremeyecek miyiz yani? Ah Tuti, ah. Akıntılar burada kayboluyor. Yasım,
Burada bir yerdedir Bosfori haritası. Yok, burada da değil. Aramaya devam etmeliyim. Bu iki akıntı birleşiyor. Çok ilginç. Bu akıntı da Bosfori'den geliyor. Benim listemde böyle bir akıntı yok. Acaba nerede bitiyor? Tuti'yi çok özlüyorum. Ah, Tuti'yi ben de çok özlüyorum. Ama böyle oturarak olmaz. Tuti'nin bir an önce kendi sularına dönmesi için bir şeyler yapmalıyız. Ne yapabiliriz Alesta? Koskoca okyanusta küçücük bir haritayı nasıl buluruz? Ama aramazsan hiç bulamazsın Biba. Önce aramaya başlamalıyız. Alesta! Nereye gidiyorsun? Atlas Okyanusu'na. Tuti için Bosfori haritasını bulmaya. Sen de gelmek ister misin Biba? Elbette Alesta! Gidelim öyleyse. Bosfori haritasının nerede olduğunu buldum Çupa. Akıntının yönünü yanlış hesaplamışlar. Harita Atlas Okyanusu'nda değil. Peki nerede? Burada. Marmara Denizi'nde bir yerde. Nasıl olur? Ama herkes Atlas Okyanusu'na gitti diyor. Çünkü müzeye giren akıntı Atlas Okyanusu'na kadar gidiyor. Herkes o yüzden haritanın orada olduğunu düşünüyor. E tabii öyle düşünecekler Babu. Akıntı oraya gidiyorsa harita da oraya gitmiştir. Hayır Çupa. Akıntı oraya gidiyor ama orada bitmiyor. Başka akıntılarla birleşip geri dönüyor. O zaman hemen gidip Biba'ya haber verelim Babu. Alesta'nın yanına gitmiştir. Hep birlikte arayalım haritayı. Sen Biba'ya haber ver Çupa. Ben akıntının tam olarak bittiği yeri bulmak için çalışmaya devam etmeliyim. Tamam, ben gittim. Biba! Çok ilginç. Bu akıntı Atlas Okyanusu'ndan geri dönüyor. Peki ama nereye gidiyor? Nerede bitiyor? Daha fazla dayanamayacağım. Akıntının nerede bittiğini görmem gerekiyor. Alesta! Biba! Size haberlerim var. Ha? Gitmişler. Sonunda Atlas Okyanusu'na geldik. Nereden başlayacağız aramaya? Akıllı haritamız nereye gösteriyorsa oradan. İmdat! Alesta! Kurtar beni! Üstüme bir şey düştü! Biba, bu sadece bir kağıt. Kağıt mı? Ben de bir an üstüme büyük bir şey düştü sanmıştım. Büyük bir şey. Kağıt da büyük bir şey sayılır sonuçta. Çok oyalandık. Gidelim hadi. Bir dakika, bir dakika. Alesta bekle. Bu yazıyı nerede olsa tanırım. Bu Tuti'nin el yazısı. Emin misin? Evet, eminim. Haritayı kontrol etmek için bir akıntı listesi yapmış. En son işaretlediği akıntı hemen şurada. O zaman Tuti de burada bir yerde olmalı. Bence de. Biba şu akıntılara da bak. Burada birleşip geri dönüyorlar. Bu akıntılar listede yok. Çok ilginç. Ne kadar hızlı bir akıntıydı. Sanki tüm dünyayı dolaştım. Nereye geldim ben böyle? Burası, bu ağaçlar, bu sessizlik. Çok tanıdık geliyor. Ama nasıl olur? Burası kestane ormanı. Demek ki bu akıntı buraya düşüyor. Çok küçük bir yer. Sığamıyorum içine. Ay çantam. Sonunda girdim. Bakalım neler varmış burada. Tropini perum. Sonunda doğru akıntıyı buldum. Haritada burada bir yerde olmalı. Bosfori'ye dönebilirim. Bu müjdeli haberi herkese vermeliyim.
Tropi nişalı. Gelmişken onu da almalıyım. Tropi görünce çok sevinir. Aa, bu da sıkışmış. Gelmiyor. Şimdi gelecek. Aldım. Ay, bir an önce buradan çıksam iyi olur. Çıkmanın yolunu bulmalıyım. Buldum. Akıntının nerede bittiğini biliyorum. Neredeymiş? Kestane ormanında. İşte bu harika. Hadi gidip haritayı bulalım. Ben güçlü bir balığım. Asla pes etmem. Buradan çıkmanın bir yolunu mutlaka bulacağım. İşte akıntının bittiği yer burası. Akıntıdan fırlayan eşyalar buraya dökülüyor olmalı. Bu da ne? Bu Tuti'nin çantası. Ama Tuti Atlas Okyanusu'nda, burada değil ki. Belki de akıntıyı bulmuştur. Sonuçta bu akıntı Atlas Okyanusu'ndan buraya dönüyor. Peki ama kendi nerede? Yürgecim. Bir bak. Alesta. Çıpa. Babam. Siz ne arıyorsunuz burada? Haritayı aramak için gelmiştik. Peki ya siz? Biz de haritayı aramak için Atlas Okyanusu'na kadar gittik. Tuti'nin akıntı listesini görünce kendimizi burada bulduk. Tuti de bu akıntıyı kullanmış olmalı. O nerede? Biz de Tuti'nin çantasını bulduk ama kendi yok. Buranın içinde, kayaların arasında olmalı. İçeride sıkışmış mı? Kayalar çok hareketli. Kaçın! Oh, kurtulduk. Peki ya Tuti? Tuti'yi kurtaramadık. Tuti! Merak etmeyin arkadaşlar. Ben kurtardım kendimi. Tuti! Bakın haritayı buldum. Tropi'nin Peru ve Şalın'ı da. Tuti, harikasın. Evet, artık ailem Bosfor'a geri dönebilecek. Tuti, seni çok özlemiştim. Ben de sizi çok özledim. Hadi Bosfor'a gidip güzel haberleri verelim.